Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte E46 aracımın akciğeri olan dize valfi tamiri için geldik. Ahmet abimiz bize bu konuda yardımcı olacak. Şöyle Ankara'dayız şu an. Pursaklar Sanayi sitesindeyiz. Şöyle Ahmet abimizin yanına bir geçelim istiyorsanız. Burada gördüğünüz gibi benim aracım burada. Ahmet abinin kendi aracı burada. Ve şehir dışından gelen birkaç araç var. 46 sedan, 46 kompakt olmak üzere. İçeride de bir aracımız var tamirde. Şu an Engin abinin dükkanındayız. Engin Oto. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ahmet abi merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz Hoş de iyiyiz. geldiniz. Teşekkür ederiz. Abi bugün sana geldik. Ne yapacağız? Nasıl bir işlem gerçekleştireceğiz? İlk önce bu araçlardaki en büyük sorun olan dize valfi hususunda kısaca bir röportaj yaparız. Şöyle bir Ondan oturalım sonra istiyorsan. Sen bize aynen bir öyle. anlat. Gösterebileceklerin varsa. Bu konuda biraz bilgi edinelim. Gerçek ve doğru bilgileri. Öncelikle abi bu dize valfi ne işe yarar araçlarımızda? Valfi BMW'lerde mi araçlarda oluyor sadece? evet, BMW, Mercedes ve Audi grubunda da var. Mercedes ve Audi grubu üzerindeki tamir malzemeleri ve tamiri hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Bir tekrar bir Almanya görünüyor bize. Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız 4-5 senemizi almış bir araştırmalar sonucunda en son kendimizi Almanya'da bulduğumuz mesele, özellikle kendi aracımdakini söyleyeyim. Malzeme bu. Senin aracın 318 mi abi? 318 abi. M43 motor araçlardaki çok ciddi bir problemdir bu. Dize valfi araca motora ihtiyacı olan havayı ihtiyacı olduğu anda ihtiyacı miktarında ayarlayıp motora ileten parçadır. Bunun kapağı Google'da anlatıldığı gibi iki portta açılıp kapanmaz. Bu 28 ayrı portta ayarlanır, motora iletir. Düşük devirlerde, vites geçişlerinde, performans verirken, stabil giderken hepsinde ayrı ayrı seviyeler var. Ama insanımıza bunu Google'un anlattığı şekliyle, maalesef biz biliyorsunuz insanımız Google'dan doktor da oluyor, tamirci de oluyor, her Evet, şey evet. oluyor. Ama o şurayı unutmasınlar ki fabrikanın verdiği Yanlış kadar bilgiyi bilirsin. mı? Google onu yazmak zorunda. Anladın mı? Şimdi bu malzememiz gördüğünüz gibi özellikle şu fabrikanın üretimi orijinal malzemedir bu. Fabrikadan çıkan şu an bütün araçlarda 97 bin kilometredeki araçtaki de dahil olmak üzere bu şekilde çıkmak zorunda. Amaç burada fabrikanın bir stratejisi var. Bunun üzerinden yedek parça satma politikası var. Şu malzemeye dikkat ederseniz çok ince şey bir malzemedir. Ve bu arabanın en sıcak bölgesi olan emme manifoldunun içine giriyor. Burada vakum yapma. Bunun arkasında da bir tane var. Tamam mı? Bunlar şu anda uzun işlem süreceği için çok Evet. detaya girmiyorum. Şu hortumların şuradan anlayabilirsiniz. Zaten çatlamış, ben buradan görüyorum. Çatlayla hiç ilgilenme. O ayrı. Hortumun girdiği yere bakın. Hortumun giriş ağzına bakın. Hava tutma şansı var mı bunun? Vakum yapma şansı var mı? Aynı şekilde yine bu. Buralarda Hortum tamir. çok büyük, giriş ağzı çok küçük şekilde. Gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü sıcak soğuk sıcak soğuk adi ve Aynen. ince bir malzemedir. Bunları bilerek kullanmış adam. Amaç burada belli bir kilometre sonra bunun arıza vermesi, arıza kodlarına da dikkat ederseniz bu dize valfi arızası vermez. Sadece şuradaki soketin yerinden çıktığı zaman yahut da kablosunda bir sıkıntı olduğu zaman dize valfi kumandası devre dışı der. O da dize valfinizin arızalı olduğunu söylemez. Yani takın bunu. Yine aracımız devam eder mi? Devam eder. Çalışmaya devam Çalışmaya eder. devam eder. Ama bu araç motora ihtiyacı olan havayı alamadığı için ne yapıyor? Zengin fakir karışımla motor Evet. ısınmaya başlıyor. Basınç yükseliyor. Motor gereğinden fazla ısındığı için ne yapıyor? Su ve yağ dolaşım sistemine direkt zarar vermeye başlıyor. Bu da ilk önce sızıntılar halinde, sonra büyük kaçaklar halinde, eğer hala müdahale edilmezse patlamalar halinde. Hortum patlatma, radyatör bir yanı patlatma, ondan sonra kapak, eğer ki aracın içinde giderken bir anda pat diye bir ses duyarsanız böyle kulağınızı şey yapacak şekilde, anlayın ki kapağı çatlatmışsınızdır. Direkt hararet sorunları, conta yakma, blok çatlatma, kapak çatlatma sorunlarının başlıca sebebidir. Ben bunu söylediğim zaman bazı insanlar, tamircilerimiz falan çok yadırgıyorlar. Yadırgamayın, ben bu arabada bunların hepsini yaşadım. Zaten bu ülkede çözemediğim için Almanya'ya gitmek zorunda kaldım. Bağlantımızı da söyleyeyim, ben onu da çekinmiyorum. Dayım kendisi orada oturuyor. 20 senelik komşusu, fabrikada çalışan bir abimiz var, Alman usta. Artık Türkleşmiş diyeyim neredeyse. Onunla oturduğumuzda mevzuyu ben anladım. O söyleyince de akşam biraz konuştuk. Akşamında hemen Google'dan araştırma yaptım tabii Türk insanı olarak. Ama orada yazanlarla adamın söylediklerinin arasında çok büyük fark var. Şu gördüğünüz orlinkleri bile bilinçli şekilde ince koyuyorlar buralardan kenar çıkması için, hava çıkması için. Şu gördüğünüz patladıktan sonraki kısmında
içinin manifoldun bütün yağlarıyla biriktiğini görürsünüz. Bu yine az olanı. Buranın içi komple parça olanları da gördüm ben. Çünkü artık araç 400 bin kilometreye gelmiş ve sorun hala anlaşılmamış. Evet. Tamircilerimizin de maalesef bizim ustalarımızın da oturduğu zaman tamirhaneye bir araba, böyle bu tür bir araç geldiği zaman özellikle deneme yanılma yöntemiyle iş yaptıkları için oradan değilse ateşlemedendir, ateşlemeden değilse bujidendir, bujiden değilse buji kablosundandır, buji kablosu değilse ya abi bu arabanın hava akışmetresinde sorun var deyip en son sorunu çözemediğinde efsane lafımıza geliyoruz. Motor indirelim. Bunlar da kronik abi, ya sat bu arabayı. Ya da motor indirelim. Ya da motor indirelim. Motor inecek. Yani neredeyse artık lastik havasından motor indirmeye gidiyor bu işler. Evet. Bizim ülkede. Olaya tamamen tüccarca ve ticari baktıkları için sorununa odaklanmıyorlar. Tamirci kelimesinin karşılığı tamir edebilendir. Bizde söp tak değiştirme ustalığı var artık. Maalesef. Dünyanın her yerinde bunu yapıyor bu adamlar. Sadece bizim ülkede bu sistemi kurmuyor. Her yerde kurmuşlar ama bizim ülkede biraz daha farklı. Şimdi bu M43 motorlarım. Ben burada tamirine girmiyorum çünkü 3 saatimi alıyor bunun. Girmeyelim malzemesine, abi zaten. Şeyine girmek istemiyorum. Çünkü bunlar özel, Almanya'da özel ürettirdiğimiz malzemeler. Bunlar M52 motorlarda çok sık karşılaştığımız. Bu şu anda tamiri yapılmış olan bir malzeme. Bu M43'ün tamiri yapılmış olan kısmı. Yine orijinal üstünde yapıyorsun abi, değil mi? Orijinal DMV parçaları. DMV logolu olacak. Gösterir misin Mert'ciğim? Bunları yapıyorsun, üstündekini de sen mi alıyorsun? Tabii tabii. Üstündeki yani bir deposito, aracı yatırmamak için deposito olarak gönderiyorum. Araçtan çıkanı bana göndermesi şart. Evet. En önemli kısım, burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Şurası kırık olmayacak. Hortum giriş kılıçları kırık olmayacak. Şurası. Şu gösterdiğim alt taşı. Artı şu kenarlarında kırık olmasına hiçbir problem yok. Çünkü araçla alakası olan bir malzeme değil. Şu kapak kırık olmayacak. Bunu ürettirmek zorunda kalırız şimdi yoksa. Çünkü yok, yedeği yok. Artı şu kapak milinin oturduğu yuva. Şu mil. Bakın şöyle çıkar bu. Tamam, ben bunu sıklaştırıyorum, çıkmamasını engelliyorum. Artı bu milin olduğu yatak bozulmamış olması lazım ki kapak içinde böyle ses oynayacak. Yapamazsın, oynayamazsın. Mil yerinden çıkar, manifoldun içine kapak gider. O kadar söyleyeyim size. Artı bunun en önemli özelliklerinden birisi de şu arka kapağı açarsam orada görürsünüz. Burada önemli şeyler var. Tamiriyle alakalı o konuda bilgi vermeyeceğim. Tamamdır. Tamam. İnsanlar sadece bizim ülkemizde şu anda ve dünyanın her yerinde bu konuda yapılmış videolar var. Herkes şu diyaframı, altındaki diyaframı, şu hortumu değiştirmeyi tamir zannediyor. Alakası yok. Bu da sökülecek. Bunun altında bir yay var. Bunun altında bir ayarlanması gereken bir oran var. Bunun bir temizliği var. Tamam mı? Diğer detayları söylemeyeceğim. Burada çok önemli detaylar var. Bunlar gördüğünüz gibi şurada üzerinde yapılmış şekilde. Görürsünüz. Tamiri yapılmış malzeme böyle olur. Şu şekilde olur. Bu şekilde olur. Şurada tamamen destekleyici şey olur. Bunlar 300 cc'ye dayanıklı silikonlar. Gördüğünüz gibi bakın ben burayı açmışım, ilaçlamışım. Öyle anlattıkları gibi basit değil, değil mi videolardan? Evet abi. Bu komple açıldı, tekrar bağlandı, tekrar hortum üstüne kapattık. Silikon hortumla desteklendi. Burada insanların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de bu. Şunu çıkmacılarımıza da gidersiniz. Bu çalışıyor. Yok böyle bir şey. Bunun altında bir yay var. Bu onu iteliyor. Bu patlakken de çalıştığını gösteririm bu şekilde. Aynısını ben de İnsanların abi lafını bölüyorum. Doğru olduğunu düşündüğü için bunda da aynısını yapıyorlar. Aynen. Çalışıyor ya bu diyor. YouTube'dan izlediğimiz kadarıyla ben de membran değiştirmiştim. Da maalesef bunu bu şekilde insanımızı böyle kandırıyor. Bak. Çalışıyor bu. Bunu ver 5000 lira diyorlar. Yok böyle bir şey. Aynı hataya biz de düştük abi. Bunun içinde tüpler var. Bunun içinde o-ringler var. Bunun içinde şu diyaframı var. Bunun içinde yatak kolu var. Şu metal motorun içinde özel bir şey var. Valf delikleri dediğimiz bir şeyler var. Detaya girmeyeyim orada yine. Onların temizliği, bakımı var. Nasıl yapıyorsun sen bunu, diyaframı değiştirdim, şunu değiştirdim deyip de tamir yaptım diyorsun. Benim 3 saatimi alıyor bunu tamir etmek. Ben bunu Alman ustadan bizzat eğitimini aldım. Sen 10 dakikada yapıyorsun ve 8 bin lira gibi rakamlar. TikTok'ta Engin abim geçen gün paylaştı benimle. Ben TikTok'u kullanmıyorum. 8 bin lira gibi rakamlar istiyorlar. 6 bin lira gibi rakamlar istiyorlar. Allah'tan korkarım sen. Benim maliyetim neredeyse 4 bin lira. Ben 3 saat işçilik yapıyorum ve aldığım para 5 bin lira, sen de biliyorsun yani. 1000 lira bir parayla. Eğer araç yanıma gelirse ben kendim değiştiriyorum, işçilik de almıyorum. Bunu değiştirmeye bile 1000 lira 1500 lira para istiyorlarmış. Şu an için arkadaşlar bir de yani Nisan ayında, şu an Nisan'ın sonunda. Özellikle havalar ısınırken ben geçen ay grubumuzda da bu konuda uyarı da yaptım. İnsanlar, bazı insanlar hala tedirgin oldukları için pek dikkat almadılar. Dize valfi bozukken araçta motor basınçlı çalıştığı için, motor gereğinden fazla ısındığı için araca zaten baskı uygulanırken artı bir de hava sıcaklıkları devreye girdiği zaman motor 4-5 kat daha fazla ısınır.
İnsanımızı uyardım ben bir ay önce. Dedim bak havalar ısınıyor. Dize valfi değişimlerinizi acil yapın. Havalar Evet, ısınırken yapacağınız havalar ısınırken bu araçlarda basınç daha da yükselecek. Motor gereğinden fazla daha da ısınacak. Sonrası mı? Patlamalar, conta yakmalar, hararet sorunları ile beni arayacaksınız diye uyardım. Siz de bizim grubumuzdasınız herhalde, şahit oldunuz. Aynen. Sonrası 15 gün sürmedi abi. 15 gün sonra 27-28 tane araç beni aradı. Abi söylediğim her şey oldu. Doğru. Bu araç 7-8 tanesi de zaten çekiciyle geldi buraya. Gösterdik zaten biz girişte. İçeride de araçlarımız var. Ve şu anda beklettiğim araçlar var. Konya'da, aynen, Manisa'da, İzmir'de, Bursa'da. Bu araçlara da randevu alıyor. Çünkü görüyorsunuz yani, evet, yetişmez. Biz de uzun süredir Ahmet abiyle tanışıyoruz arkadaşlar. Aylar oldu konuşalı. Bir türlü denk gelemedik. Sonunda bir müsaitliğini bulduk. Geldik. Bugün sizler için bu videoyu çekiyoruz. Teşekkür Hem de kendi aracımızı tamir ettireceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim Eray Bey. Burada bu şu detayı da atlamayalım. Bakın ben de AliExpress'ten, eBay'dan şu malzemeyi alırım. Ve bu işten çok da ciddi para kazanırım. Çünkü bunun maliyeti düşük. AliExpress'te, eBay'da. Evet ben de Lakin görüyorum abi. Bunu alıp takmak sorununuzu çözmeyecek. Bunun tamirini ben yapsam eğer 3000, 4000, 5000 kilometre gider. Tamirini bildiğim için söylüyorum. Siz bilmediğiniz halde yaptığınız zaman ömrü zaten 2-3 bin kilometre sonra gidecektir. Artı vakumunu gerçek anlamda tamirini bilmediğiniz için, vakumunu tam yapamadığı için belki de 10 bin, 15 bin kilometre dayanacaktır. Basınca, basınç görmeyecek çünkü. Önemli detayları bilmediğiniz için tamirde. Bu sizi aldatmasın. Azıcık bir arabada çekişte düzenli oldu. Yakıt falan alakası yok. Bunu tamir etmiş olmuyorsunuz bu malzemeyle. Bu malzeme benim ben alsam üzerine tamirini, kendi tamirimi eklediğim zaman çok ciddi güzel para kazanırım. Lakin insanları da dolandırmış olurum. Açık söylüyorum. Bu konuya çok fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü bu malzemenin üzerinden insanlara tamir yapıyoruz diye özellikle sen fark etmişsindir. 8-9 aydır ben insanlara bu gruplardan, evet, bunu insanlara anlatıyorum, bu dize valfin olayını. Şimdi insanların hepsi dize valfi tamircisi oldu. Olur abi. Maalesef. Burada bir rant görüyorlar kendilerince. Arkadaşlar bu sizin yapacağınız bir iş değil. Açık söylüyorum. Ben bunun için 3 saat uğraşıyorum bir tamirinde. Şunda da aynı şekilde uğraşıyorum. Bu da M56 motorlarda şeylerdeki malzeme. Bunları çek Mert kardeşim sen. Görsünler. Bunlarda da hepsini uğraşıyorum. Aynı O-Ring'i çıkarıp arabaya tekrar bunu takmıyorum. Hortumu takmıyorum. Bunu adi silikon alıp takmıyorum. Bunlar malzemeler özel. Ben bu malzemeleri özellikle göstermiyorum. Bazı arkadaşlarımız, sen iyi biliyorsun o arkadaşların çoğunu. Bu arkadaşlarımız bunun tamiri konusunda gruplarda da benimle çatışmalarının sebeplerinden biri de bu. Anlat diye uğraşıyorlar. Ben anlatırsam siz bunu kullanıyorsunuz ki gördüm TikTok'ta sağda solda çekiyorsunuz. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye millete şey yapıyorsunuz. Anlatıp bu işten rant sağlıyorsunuz. 6000 liraya 8000 lira gibi rakamlara, ayıptır. Yapmayın böyle şeyler. Zaten ekonomik anlamda ülkemizin durumu ortada. İnsanlar zaten, evet, para bulmakta, kazanmakta zorlanıyor. İnsanlara bu şekilde yanlış bilgi vererek hem sorunu çözmüyorsunuz, tamirini bilmiyorsunuz, hem de insanlardan böyle paralar almayın. Tamam, müşteri portföyünüz vardır. Bunu kullanıyor olabilirsiniz. Ama yapmayın bunu. Bu konuda sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu konuda ısrarcı oldun. Geldin. Bak yoğunluğumuzun arasında yine de seni şey yapmak istemedim. Bu konuda bilgi sahibi olsunlar insanlar diye anlatmak için elimden geleni yapıyorum. Ben de amacım oydu aslında abi. Hani dediğim gibi ben de YouTube'dan yoksa zamanında izleyerek bunun işte şunun içinde bir membran oluyor. Onu değiştirdik biz. Araç biraz çekiş düzeldi ama belli bir süre sonra yine gidiyor. Şuraya bakabilirsiniz. Şu malzemenin şurasına bakabilirsiniz. Şunu gösterin ama bunun nasıl yapıldığını anlatmayacağım. Bunu neden yaptığımı anlatmayacağım. Zaten kolay da değil öyle sökmesi. Biz tamam, denedik. Kolay bir iş değil. Burayı kırmadan her adam yapamaz. Aynen. Aynen. Ama hepsini, bunda diyafram var. Bu tamam. Bunda bu diyafram değiştirdiği zaman tamam demeyin. Yapmayın bunu. Kendin zaten grubumuzda şahitsin. Şu anda herhalde 500'ün üzerinde araç oldu. Yanılmıyorsam. Sonuç olarak olumsuz dönüş yapan bir Allah'ın kulu olmadı daha. İnşallah olmaz da abi daha da. Ekstra bu arabalarda hava alma problemi, yaştan kaynaklı hava alma problemleri de var. Onları bile telefonda dize valfini sattık, gönderdik. Bizim işimiz bitti, yapmıyoruz. Adamla 24 saat gece gündüz konuşuyorum. O sorunu çözene kadar. O hava alma problemini de çözene kadar durmuyoruz. Şunu yap abi diyoruz, bunu yap abi diyoruz. Konuyu tamamen hakim olduktan sonra tekrar bana teşekkür için grupta kendisi de paylaşıyor. Ben de konuşuyorum zaten insanlarla, irtibattayım. Kendisinde dün akşam Manisa'dan bir abimiz var, Engin abimiz. Onu da gördün zaten bak. Ona ben bir ay oldu herhalde yapalım. Ben çok kişi gördüm ya. Hani grupta özellikle insanlar Emin yazıyor. Emin ol, paylaşamadığım çok adam var. Doğrudur. Kendileri yazdıkları için hani biraz da güven ortamı oluşuyor, ediyor. Evet, Allah razı olsun. Ahmet abiyle de tanışınca zaten anlıyorsunuz. Ahmet abinin numarasını da yorumlara koyuruz arkadaşlar, açıklama kısmına. Evet. Zaten o şekilde şöyle, sana ulaşırlar. Nasıl yapıyorsun abi? Nasıl ilerliyor süreç? Ülkenin her yerinde bu sorunu çözebiliyorum. Çözebilme kabiliyetimiz var. Çünkü ben bunların hepsini çıkma olarak aldım. Orijinal. Bir de en önemli detayı da söyleyeyim bu konuda. Arkadaşlar her dize valfi tamir edilmez. Orijinal de olsa tamir edilmez. Bazı detaylar vardır. Onları da söylemiyorum.
Bu her dize valfinin tamir edileceği anlamına gelmez. Aldık bu malzemeyi, bu tamir edecek. Ben mesela çıkmacaya gittiğim zaman bunun hangisinin tamir edileceğini ben gözümle gördüğüm zaman 10 saniyemi almaz. Ama sizin buna kapağa baktık, bastık, valf deliğini kapattık, şöyle oldu, böyle bir şeyle anlama şansınız yok. Bunun tamir edebilme kabiliyeti olması lazım bir kere. Bunun içinde metal pres çantası diye bir şey var. Biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Yok biz. Patlaksa istediğiniz kadar tamir edin. Ben de tamir etsem hiçbir işe yaramaz. Çünkü niye? O presli bir contadır. Onu benim oraya sokma şansım yok tekrar. Açman lazım. Yani komple paramparça değilsen bu sefer de geri toplama şansın yok. Evet. Yani bir de plastik parça yaşını almış, Çok başını almış. böyle fabrikanın özel presli bir malzemesi. Onu patlak görmemen lazım. Onun da patlak olduğunu anlayabilmen için böyle kapalıyken bir detayı bilmen lazım. Gelelim bunların şeyine. Ülke genelinde bu sorunu çözme konusunda nasıl yardımcı oluyorsun insanlara diye. Ben şu an Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Ortalama günlük 7, 8, bazen 10. Bazen yetişemiyorum. 2 gün süre istiyorum. Elimde bunlardan 50 tane var. Tamirini yaptığım 50 tane orijinal malzeme var. Bunlardan 20 tane var. Bunlardan 20 tane var. Hazırda bekleyen değil mi? Hazırda. Tamir Gönderilmeye yapılmış, hazır. hazırda bekleyen. Bagajı gördünüz. Aracın bagajı dolu. Buraya geldiği zaman zaten kendim değiştirip hemen alıyorum. Akşamları evde tamirlerini yapıyorum. Gündüzleri siparişleri gönderiyorum. Araçtan çıkanlar eve geldikçe akşamları tekrar toplayıp tamirlerini yapıyorum. Bunlar da en önemli detaylardan bir tanesi de arkadaşlar bunun Çin malı olmaması lazım. Burada seri numarasını, BMW logosunu göreceksiniz. Çin mallarında tamir yapsanız da hiçbir işe yaramaz. Eray Bey, şunu da söyleyeyim. İnsanımız burada, bizim tamirci arkadaşlarımız olsun, etraftan gruplarda sağda solda konuşan arkadaşlarımız olsun. Burada beni yanlış anlamasınlar. Bunun tamirini benden başka bilen yok derken ukalalık amacıyla söylemiyorum. Gerçekten bilen yok. Ben bütün YouTube'da tamir adası altında yapılmış bütün videoların hepsini izledim. Alman ustayla beraber izledim. Adam oturdu bize güldü. İnsanları dedi kandırıyorlar dedi. Böyle bir tamir olayı yok. Böyle 3 saatlik bir emek var. Bak ben profesyonel anlamda tamirini yapıyorum bunun 3 saatimi alıyor. Normal bir tamircinin yapma süresi bunun 4 saat, 5 saat. Tamamen detayı bilirse. Şimdi siz adamlara 10 dakikada bize valfi yapıp gönderiyorum derseniz olmuyor işte. İnsanları bu hoş karşılamıyor. Çünkü çoğu insanda bu insanlarla konuşan insanlarla konuştuktan sonra beni arıyorlar. Esas bilginin yine bende olduğunu biliyorlar aslında. Tekrar beni arıyorlar. İşleri rahat etmiyor. Tekrar benimle konuştuktan sonra mevzuya hakim oluyor. 3 gün sonra veya 1 hafta sonra işte maaş aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım, siparişini bana veriyorlar. Yapmasınlar böyle şeyler. Bilmedikleri insanlara da bu konuda bilgi vermesinler. Çünkü gerçekten çok ciddi bir problem bu araçta. Aracın motor indirmesine kadar söylediğim zaman tamirciler bana hemen muhalefet ediyor. Ama şu an araçlarını yaptığım insanların çoğu tamirci. Öyle mi abi? Evet. Bu detayda yeni öğrendik tamam. anlayışla. Ve artı araçlarını oraya gelen kendi müşterilerinin araçlarının dize valflerini yapmak için sorunu öğrendiler çünkü. Bu sorunu çözmek için benimle çalışıyorlar. Ben gönderiyorum, araçlarına takıyorlar. Sorun çözüyor adam. Aslında adam bazı tamircilerimizin iyi niyetinden zerre şüphem yok. Adam gerçekten sorunu çözmek istiyor. Sadece bilmiyordu, öğrendi. Ve en iyisiyle çalışayım diyor bu işin doğrusuyla. Çünkü ben garanti veriyorum. Ben baştan söylüyorum. Bakın buna 200 bin kilometre tamirini yaptı. 200 bin kilometre garanti verebilen benden başka bir ülkede bir adam varsa asla çekinmeyin hemen yaptım. Bence de. 200 bin kilometre iyi bir kilometre. Benim aracımda 217 bin oldu. 250 bini de görür de ben 200 bin kilometre garanti veriyorum. Yeterli bir rakam bence. Bence Kimsenin de. vereceği bir rakam değil. Çok çok iyi bir rakam zaten. Kim biniyor 200 bin Artı kilometre abi? şöyle bir şey, bu durduk yerde ortaya çıkmış bir olay değildir. Ben bu arabanın üzerine 4-5 sene eğilmiş bir insanım. Kendi aracımda da bu meseleyi tamamen emin olduktan sonra tamirini öğrenip malzemesini ürettirip getirip arabamda deneyip 3-4 sene denedikten sonra insanlara paylaştım. Emin olmadan paylaşılır mı? İnsanları linç ederler. Evet. Yani gruplarda orada burada adamı linç ederler. Ben o yüzden emin olduğum bir işi yapıyorum. Asla da yaptığım işten zerre şüphem yok. Bana herkes ulaşır. Beni de herkes tanır. Yani dürüstlüğümle de, yaptığım işle de, yaptığım işin arkasında durmakla da her yerde bu çektiğiniz videonun altına da bu araçlarını yaptığım insanların hepsi yorumlarını yapacaktır. Benimle İnşallah alakalı. bekliyoruz biz de Varsa yorumları. benimle benimle alakalı olumsuz bir yorum varsa da yapsınlar. Ben en azından o konuda da kendimi bileyim. Eleştiriye açık olman lazım Asla zaten abi. Yaptığın işin zerre arkasındaysa. Aynen öyle. Eleştiriye de açığım yani. İsterseniz şimdi bu meseleden sonra bu araçlar basınçlı çalıştıkları için, torklu arabalar olduğu için bu arabayla alakalı dize valfinden sonra yapılması gereken önemli birkaç detay daha var. Onu da Engin ustamla beraber içeride sizin aracınızın üzerinde Tamam. görelim.